10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 90, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 90 Mendel, bezelyeler ile yaptığı deneyler sonucunda bazı sonuçlara ulaşmıştır. Yaptığı çalışmalar 20, yeğe başlarından bu yana kalıtımın temelini oluşturmaktadır. Örneğin bezelye bitkisinde mor çiçek rengi aleli beyaz çiçek rengi aleline baskındır. Bu yüzden popülasyonda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Fakat ilerleyen yıllarda yapılan çalışmalarla farklı kalıtımsal özellikler ortaya çıkmıştır. Bu özelliklere Mendel dışı kalıtım ismi verilmiştir. Eş baskınlık, pleiotropizm, eksik baskınlık, epistazi, poligenik kalıtım terimleri bu özelliklerden bazılarıdır. Eş baskınlıkta aleller heterozigot olacak şekilde etkileştiğinde farklı fenotipler görülmektedir. 1. Eş baskınlık kavramını kendi cümlelerinizle tanımlayarak ders kitabınızdaki tanımla karşılaştırınız. Cevap, ders kitabındaki tanım, heterozigot durumda olan iki ale, lin etkisini fenotipte birlikte göstermesi durumudur. Aleller arasında baskınlık veya çekiniklik söz konusu değildir. İkinci az bilinen bir kan grubu olan MN kan grubu, antijenleri antikor oluşumuna neden olmaz. Bu nedenle kan nakillerinde dikkate alınmaz. Kalıtımsal olarak M ve N alelleri de eş baskınlık özelliği göstermektedir. Genotipleri MN, MN olan bireylerin çocuklarının sahip olabileceği kan gruplarını çaprazlama yaparak tabloda gösteriniz. Cevap: Üçüncü kan grupları A0MN genotipinde bir anne ile B0NN genotipinde bir babanın çocuklarından AB-MN genotipine sahip olanların A-N fenotipine sahip olanlara oranını bulunuz. Cevap: 10. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.